Merhabalar arkadaşlar. Bugün arabayla ilgili bir sorunumuz var ve bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şöyle sorunu biz giderdik arkadaşlar ama bu sorunu giderene kadar biz biraz zahmet çektik. Biz bu zahmeti çekmişken sizlere anlatmadan olmaz. Çünkü bu zahmeti çekecek diğer arkadaşlar çekmesin diye bu videoyu çekmek istedim. Şöyle anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Şimdi arabamızda bir su kaçağı vardı. Yani motor suyu su eksiltiyordu. Şimdi arkadaşlar araba motor suyu neden eksiltir? Ya ustalar tabii ki çok daha iyi bilirler. Benim bunu anlatmam belki size tuhaf gelebilir ama genel anlamda radyatörde işte radyatör borularında kaçak vardır. Ondan eksiltebilir. Ya da işte hararet yaparsa zaten eksiltir. Onun dışında motor conta yakmış derler. Motora su karıştırır yağla birlikte. Ondan eksiltebilir. Ya da işte o düzenek içerisindeki borulardan kaçak olabilir. Borularda çatlak olur. Bağlantı yerlerinde esneme olur. Bunların hepsinden kaçırabilir. Tabii ki ama radyatörün kendisinde de bir kaçak olabilir. Ya da aracınız işte bu dizel araç için söylüyorum. Aracınız LPG'li ise tüp beyninde de bir sorun olabilir. Ondan da kaçak yapıyor olabilir arkadaşlar. Yalnız bu hani su kaçırıyor derken şöyle arabayı durdurduğunuzda hafif damlayan sular var ya onlarla karıştırmayın. O klimadan da damlatıyor. Bazen o tarz şeylerle de karıştırılma olabiliyor. Ha bu kadar şeyi kontrol ettik yine bulamadık. Bir ihtimal kalorifer peteğinden de su kaçağı olabilir arkadaşlar. Tabii kalorifer peteğinde kaçak varsa arkadaşlar arabanın göğsünü komple sökülmesi gerekir. O da oldukça zahmetli bir iş. Yani özetle aslında motor suyunda bir kaçak var ve motor suyu azalıyorsa bunu bulmak için hemen hemen motorun her yerine bakmak gerekecek. Yani bağlantı noktaları olan her yeri kontrol etmek gerekecek. Arkadaşlar şimdi su kaçırabilecek yerlere bakalım. İhtimalini değerlendirdiğimiz yerlere bakalım. Ondan sonra kendi sorunumuzu ve nasıl çözdüğümüzü size anlatayım. Aracımız Ford Focus arkadaşlar. 2005 model ve dizel. Şimdi hani onu da belirteyim. Ona göre şeyler, dizaynlar değişiyor arabaların tabii ki. Su kaçırabilecek yerleri iyi kötü göstereyim arkadaşlar. Bu devir daim boruları biri motora biri radyatöre gidiyor. Bu hortumlardan kaçırabilir. Giriş yerlerinden ya da hortumlarda çatlak, yırtık olabilir. Ya da şu su matarası yani işte motor suyunun olduğu bölümün altındaki büyük bir boru var. O da işte motora doğru bağlanıyor. Ondan kaçak olabilir. Söylediğim gibi çatlak patlak olabilir. Sonrasında şuraya gelelim. Şu termostatın olduğu bölümde burada da giriş çıkış boruları var. Şu tarafta yani öyle elimle gösteremiyorum ama oradan da kaçak olabilir. Ya bunları hani iyi kötü gösteriyorum çünkü bunu tespit etmek için bunların hepsini biz gözlemledik. Şöyle motorun arkasında da peteklere giden borular var arkadaşlar. Şimdi burayı sökemiyorum. Sökmek istemiyorum daha doğrusu. Onun arkasındaki borulardan da kaçak olabilir. Ve tabii ki arkadaşlar radyatöre giden boruları şuradan onları da tam gösteremiyorum. Yani sonuçta ben bunu şu an aç bak taraftarı değilim. Radyatöre giren boruları da kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar ilk etapta yapacağımız işlemler. Daha motorun içine bakmadan. Bunları bir öncelikle kontrol ediyoruz. Sonrasında buradan da bulamazsak ne yapacağız? Oraya geliyoruz. Sonrasında conta yanık mı değil mi? Onu tespit etmemiz lazım. Bunun da halk arasında iyi kötü bir göstergesi var. Ustalar bilir mutlaka ama şöyle ki arkadaşlar araba çalışırken bu motor kapağını açtığımızda eğer bu motor yani su sürekli kaynıyor ve fokur fokur atıyorsa zaten conta yanmıştır ve araba su kaynatıyordur anlamına geliyor. Eğer arabanız böyle bir durumdaysa o biraz sıkıntılı ve maliyetli bir durum. Tabii o zaman motor kapağı açılır. Arkadaşlar conta değişir o da artık günümüzde 5000'den mi başlar bilemeyeceğim. Oldukça maliyetli bir sıkıntı olur sizin için. Umarım öyle bir sıkıntıyla hiç kimse karşılaşmaz ve yoluna devam eder. Biz de öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık tabii ki. Peki arkadaşlar bizim sorunumuz ne? Biz nasıl çözdük? Söylediğim gibi bu giriş çıkışlar, borular yani yapabileceğimiz kendi açımızdan yapabileceğimiz bütün kontrolleri yaptık. Bu kontrolleri bizim yapmamızın sebebi nedir? Ustaya götürdüğümüzde bunu tespit edemeyişi. Yani bu su azalıyor. Biz bu mataraya su ekliyoruz. Yeniden su azalıyor. Yani bunun içerisinde bir buharlaşma normal şartlarda mümkün değil. Ustalar da tespit edemediği için biz mecburen bir sürekli bunu gözlemlemek zorunda kaldık. Şöyle yapıyorduk. Yani arabayı kullanıyorduk, duruyorduk ve bu belli bir düzeyde kalıyordu arkadaşlar. Biz de arabayı istop edip soğuttuktan sonra her zaman yaklaşık 2 güne bir 1 litre su ekliyorduk. Yani şu minimumun altında kalıyordu su. Şu an görüldüğü gibi. Bu
şunu söylemek istiyorum. Yani bu araç durduğu zaman bir yerden akıtmıyor. Hani özetle bunu tespit etmiş olduk. Bu araç demek ki seyir halinde bir su kaybına uğruyor. Seyir halinde su kaybı genel anlamda söylediğim gibi ya conta yakmıştır, su kaynatır ya da burada motor kapağında bir sorun vardır dedik. Çünkü buradan taşmasa bunun buharlaşması normal şartlarda mümkün değil. Şimdi arkadaşlar bunların da bir özelliği var. Hani bu süreçte tabii bunu araştırdık ve öğrendik yani. Şimdi bu mataraların, yani işte ben matara diyorum da motor su kabı. Bunun arkasında bir tahliye bölümü var. Biz yani bu tahliye bölümünde normalde şu kapak basıncı ölçüyor ve o basınca göre motorda bir su fazlalığı varsa onu tahliye bölümünden atıyor olması lazım. Şimdi maksimumun ve minimumun olmasının sebebi bunlardan biri. Maksimumu geçtiği zaman zaten bu kapak ve basınçtan dolayı şu tahliye bölümünden bu suyu dışarı atacak arkadaşlar. Hava biraz sıcak olduğunda yazın bunu tespit etmekte zorlandık. Çünkü su azalıyor ama ortada herhangi bir su yoktu. Sürekli peçeteyi onun için kullandık. Hava biraz soğuyunca bize güzel bir sonuç çıktı diyeyim. En azından çözüme ulaşmaya çalıştık. Şöyle yaptık arkadaşlar. Bunun şu tahliye bölümünün altına bir sürü peçete koyduk. Hani bu peçeteyi ıslatıyor mu ıslatmıyor mu? Yani buradan atıyor mu atmıyor mu? Biz önce onu gözlemledik. Evet arkadaşlar, bizimkinin sorunu tahliye bölümünden suyun akmasıydı. Peki bunun sebebi nedir? Bizimkinin sorunu bu kapaktı. Bu kapak basıncı ayarlayamadığı için fazla suyu dışarıya tahliye ediyordu. Biz bu kapağı değiştirdik ve bu kapaktan sonra bizim sorunumuz değişti. Ama sadece kapak mıdır sorun? Bence hayır. İkinci bir sebep daha var. Yani bunu söylediğim gibi ustalar çok daha iyi bilirler ama ben de bu aşamada oldukça bilgi edindim. Şimdi normal şartlarda bu motor suyun içinde bir antifriz olması lazım. Bizim bu kadar çok su eksilttiği için arabamız, biz artık antifriz olayını hani yazda olduğu için aşmak zorunda kaldık. Maliyet yönünden hesap ediyorum. Sürekli normal su ekliyorduk. Ama eğer antifriz olmuş olsa, normalde suyun kaynama derecesi 100 derece biliyorsunuz. Ama antifriz olduğunda biraz daha geç olacak ve biraz daha sağlıklı çalışacaktır. İlk etapta tabii su eksiltme başladığı için muhtemelen kapağımız bir tık eskimişti. Biz de bu süreçte antifrizi eksik tuttuk. Bununla birlikte eş zamanlı kapak iyice bozuldu. Biz kapağı değiştirdik. Evet, antifriz eksik olduğu için belki de ondan kaynaklı iyice bozuldu. Biz kapağı değiştirdik arkadaşlar. Sorunumuzu çözdük. Hani burada usta arkadaşlarım izlerlerse videoları, burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani onlara bilmişlik taslamıyoruz. Bildiğimizi sadece aktarmak istedik bu videoda. Söylediğim gibi umarım sizlerin böyle bir sorununuz olmaz ama olduğu zaman da kısa sürede çözebilin diye bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Biz sorunumuzu çözdük. Genel olarak bakacağınız, kontrol edeceğiniz yerleri de size videoda göstermeye çalıştım. Biraz sinir bozucu bir durumdu. Bizim için yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süreçte biz bunu çözdük. Ve yaz mevsimine denk gelmesi yerine göre avantaj, yerine göre dezavantaj oldu. Su çabuk kuruduğu için bunu tespit etmekte zorlandık. Su eksiltmesi normalde böyle basit bir sorun gibi görünse de aslında araba conta yakmış olabilir diye bu bir tedirginlik oldu. Sorunumuzun böyle bir şey olmadığını tespit ettikten sonra söylediğim gibi sizlere de anlatmak istedim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Unutmadan söyleyeyim, Mehtapistan kanalına girin lütfen bu videoyu izledikten sonra ve arabalarla ilgili bir sürü videom var arkadaşlar. Bunları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de arkadaşlar sizin de bu tarz sorunlarınız olduysa diğer arkadaşlara referans olmak için lütfen yorumlara yazın. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.